Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. 28 Kasım Pazartesi akşamı bizler ortak faydada yeniden Cem TV ekranlarındayız. Bu hafta konuğumuz Adalet Partisi Genel Başkanı Vejdet Öz. Sayın Öz hoş geldiniz. Hoş bulduk Aslan. Sevgili izleyenler. Doktor Vejdet Öz hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım sizlere. Doktor Vejdet Öz'ü bizler tanımadan önce yıllar önce 80 ihtilali öncesinde Adalet Partisi gençlik kollarında başkanlık yaptığı yıllarda siyasete girmesiyle biliyoruz. Adalet Partisi'nde siyaseti devam ederken 80 ihtilali olduğu kendisi içeri alınanlar arasındaydı. Ardından e, Sağlık Bakanlığı'nda müsteşar yardımcılığı ve müsteşarlık yaptı. Yani bürokrasiyi de biliyor. Aynı zamanda adli tıp e, konusunda da ihtisasını yaptı. Cerrahpaşa e, üniversitesinin Cerrahpaşa Fakültesi'nde e, öğretim üyeliği yaptı. Yani akademik unvanları da unvanları da mevcut. He, kullanmıyor olsa da profesörlüğü var. Vejdet Öz 2009 yılında siyaset sahnesine çıktı. Beylikdüzü'nden belediye başkan adaylığını e, koydu. O dönemde hatırlarsınız trafoya kedi girmişti. E, bu nedenle seçimi kaybetti. 2015 yılında da Adalet Partisini yeniden kurdu. Adalet Partisini kurduktan sonra da bugüne kadar da Adalet Partisi Genel başkanlığını sürdürdü. Sayın Mecdet Özle ortak paydada seçmeni buluşturmak için yapıyoruz bu programı. Bakalım. Sayın Öz, hazır mısınız sorulara? Memnuniyetle tabii ki. Peki başlayalım o zaman ilk sorumuzla. Ee, Türkiye'nin nüfusunun yüzde kaçı deprem kuşağı üzerinde yaşamaktadır? Şimdi Türkiye'nin nüfusundan çok Türkiye'nin tamamı deprem kuşağında. bunu biz yıllar önce bürokrasideyken de biliyorduk. Çünkü Aha. Sağlık Bakanlığında bürokrat olarak görev yaparken deprem haritası ilk önümüze geldi. Hatırlarsınız o tarihlerde 2000'li 2000 yılların başında yine bu hadiseyle 1998'den 99. itibaren 99'da bununla karşılaştık. 2000'ten itibaren yine depremler oldu. E o büyük depremde Tabii ki ben de bürokrattım. Dolayısıyla Türkiye'nin hangi deprem kuşaklarından geçtiğini bize afet ezberletti. Sağlık Bakanlığı'nda görevli olduğumuz için de tabii evet. bu işin bir ucu afet işleriyle ilgili, diğer ucu da sağlıkla ilgilidir. Aha. Müdahaleleri hep biz yaptık, bizim dönemimizde yapıldı. Dolayısıyla tamamına yakını deprem kuşağında. Yani deprem Japonya'da neyse Türkiye'de de odur. O yüzden deprem konusunda geçmişten itibaren büyük hazırlıklar yapıldı. E, tabii ki yönetmelikler var. Bir sürü e, depremle ilgili çalışmalarımız var. Lakin e, Türkiye'de bürokraside kademeler insanlar çok çabuk değiştiği için bilgili insanlar görevinden alınıyor. Yerine yeniden bilgisiz kişiler geliyor. Onlar öğrenene kadar maalesef bu afetlere e, yakalanıyoruz. Kader mi diyoruz sonra? Yani ka kader diyoruz sonra. E, biz de Yönetmelikler, bununla ilgili çalışmalar, kanunlar çok ketumdur. İyi kanunlarımız, yönetmeliklerimiz vardır. Afet işlerinde çok iyiyiz. Japonya'daki kanunlar kadar ketumdur. Lakin bizde şu vardır. Denetim ve uygulama, inşaat e, uygulamaları yapılırken, burada e, tabi e, tabizler verilmekte. E, yani Peki. Bu Tabizler neticesinde Şimdi, insan hayatına tabi e, mal olmakta Sizinle bu. depremle başladık. Çünkü e, 23 Kasım'da bir Düzce depremi yaşadık. 1999'da yaşanan yıkıcı depremin ardından 23 Kasım'da Düzce 5.9 bir açıklamaya göre bir açıklamaya göre altı büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Bunun ardından da acaba yeniden bir deprem yaşayacak mıyız tartışmaları başladı. Hatta çok önemli bilim insanlarından İstanbul depremi beklenenden çok daha yakın ve yıkıcı olacak açıklamaları geldi. Halkta biraz panik oluştu, ister istemez çünkü büyük bir çoğunluk İstanbul'da yaşıyor. Türkiye sadece İstanbul'dan ibaret değil, ama İstanbul'da yaşanacak bir deprem çok daha yıkıcı çünkü nüfusun Türkiye'nin dörtte biri neredeyse İstanbul'da yaşıyor. Bu yüzden depremle başlamak istedim, hazır sıcak bir konu. Evet. Şimdi. Yeniden soruyu soruyorum. Türkiye'nin yüzde kaçı nüfus olarak deprem kuşağı üzerinde yaşıyor? Yüzde %70 yetmiş'i, 70'i yakın deprem kuşağında yaşıyor. Işıkları okuyacaktım. Yüzde 71, yüzde 64, yüzde 41 ve yüzde 23 diye yüzde 71 diyorsunuz. Çok nokta atışı söylediniz. Tabii. Yani iyi bildiğimiz için yüzde 30'luk kesim de bundan etkileniyor maalesef. Yani bu yüzde 70 dediğimiz kesim, Koyu deprem kuşağında, yani ana deprem kuşağında. Hı hı. Diğerleri de bunlardan etkilenen. Bakıyoruz aslanım. E, bizler hep bu çalışmalara geçmişte yaparken Japonları örnek aldık. Deprem denildiği zaman biliyorsunuz Japonlar akla gelir. Evet. E, dünya'da e, beş deprem arasında mutlaka bir tanesi Japonya'da olur. Dünya'da 5 deprem olsa hı hı. bir tanesi Japonya'da olur. Bu da altı şiddetin üzerinde, en az 6 şiddetinde olur. Dolayısıyla burnu bile kanamadan en az hasarla Japonlar bu işi yıllardır atlatıyorlar. Tabii ki derslerini bu konuda çok iyi çalışmışlar. Deprem bir kültür haline gelmiş. Bir yaşam şekli haline gelmiş. Depremden korkmuyorlar. Deprem artık tsunami biliyorsunuz. Bir de tsunami'si var bu işin. Çünkü bizim de denizlerle çevrili bir şeyde yaşıyoruz. Toplaklarda yaşıyoruz, etrafımız denizlerle çevrili. Tsunami iç denizimiz de var, Marmara hı hı. Denizi de var. Tabii ki tsunami tehlikesi de bizde, büyük depremle Marmara'da beraber. Tütsünami olur. Mu? Tabii olur tabii, olmaz olur, tabii olur. Dolayısıyla bu dip dalgalarıyla vurduğu zaman büyük dalgalara maruz kalabilir. Yani özellikle Kadıköy, avcılar, Beşiktaş bu sahiller olduğu gibi Boğaz, yani bir su yükselebilir, dalgalar hı hı. gelebilir. Tabii bu tehlike her zaman var İstanbul'da da bir tarafında Karadeniz, Ege bir tarafında Akdeniz hep bu denizlerle çevrilir. Bu tsunami Peki, tehlikesi hazır mıyız? tabii bizde var tsunami tehlikesi. Dolayısıyla Japon tsunami ayrı hazırlanır, depreme ayrı hazırlanır. Nerelerden e felaket gelir çok iyi bilir Bölge ya karış karış bilir Japonlar Japonya'yı dolayısıyla biz de bilmek zorundayız yani afetten felaketten korkmayacağız hazır olmamaktan bilgisizlikten korkacağız hı hı. bunu bir yaşam şekli haline getirmemiz lazım depremden depreme depremi hatırlayan bir zihniyet depremle mücadele edemez Türkiye'de yönetmelikler hazır her şey hazır önlemlerin ne şekilde alınacağı bu kararların hepsi zamanında alınmış bizim dönemlerimizde alınmış. Yani AKP ile başlamadı Türkiye'deki e, bu deprem tarihi önce de vardı. <laughs> AK Parti döneminde bunlar e, aynı Geçmişten ama da ihmaller vardı ama AK Parti döneminde bu ihmaller arttı. Neden? Anormal bir şehirleşme ve betonlaşma hı hı. bir üretim oldu. Yani ranta dayalı. Dolayısıyla bu rant ve faizsiz denetim yüzünden üretilen inşaatların kalitesi konusunda sıkıntılar yaşadık. Ve biliyorsunuz depremlerin toplanma alanları vardır şehirlerde. Hemen hemen sembolik olarak konuyor. Yani deprem toplanma alanları bunların büyüklüğü cesameti çok fazla olmak zorunda. Çünkü özellikle İstanbul için bana 3 tane deprem toplanma alanı sayabilir misiniz İstanbul'da? Yani siz şimdi televizyoncusunuz. Yani aydın insansınız. Sayamaz kimseye sorsanız. Yani deprem, merkezlerinin toplanma bahçeleri. alanlarını tanıtmak lazım. Depremi tanıtmak lazım. Bakınız deprem tabii ki yer tektonik hadiselerle ilgilidir. Jeomorfolojik ile ilgilidir. Hı hı. Lakin düşünün bir gemi denize giderken deprem olursa batıyor mu devriliyor mu? Hayır. Neden? Yere ne kadar az isnat ederse tutunursa bir yapı o kadar az depremden etkilenir. Japonlar bunu öyle çözmüşler. Bakın Japonya'da Kenchukushi diye mimarlar var. Kenchukushi adı. Hı hı. Kenchukushi Japon, Japonya'da meşhurdur. Kenchukushi deprem mimarı demek. E, deprem mimarisini en iyi bilen mimarlar demek. Kenchukushileri yetiştirmiş. Japonlar bunu bu şekilde çözmüş. Şimdi mimarlar ve mühendisler ayrı çalışır. Mühendisler orada otoyolları yapar. Hemzemin geçitleri yapar. Köprüleri yapar. Barajları yapar. Ama içine insan girdiği zaman yapının onunla Kenchi kuşiler uğraşır. Hı. Bunlar Deprem konusunda tecrübeli bu işi en iyi bilen mimarlardır. Yani insanın içinde bulunduğu yapılarda kençi kuşilerinin imzası olmadan o yapının yapılması mümkün değildir. Asla taviz yoktur. Özel bir mimariyle yaparlar ve bunların mimari tarzlarını da Türkiye'ye getirmek lazım yapı teknolojileri. Peki bakalım Türkiye'de durum nasıl? Türkiye'deki durumu şu şekilde biz e, analiz ettik sevgili izleyenler. Sevgili kameraman arkadaşım Serdar'la bir sokağa indik ve halkımıza şunu sorduk. Oturduğunuz binalar depreme dayanıklı mı? Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı? Çok değil. Kaç yıllık? 12 yıllık falan. Peki. Evet, dayanıklı. Kaç yıllık? 15 yıllık. 15. Öyleymiş. Kaç yıllık? Vallahi 50 yıllık binaymış. <laughs> Öyle diyorlar. Evet. Hiç emin değilim. Yani 1993'te yapıldı. Müteahhit eliyle yapıldı. Ne kadar dayanıklı bilemiyoruz. Peki. Maalesef dayanıklı değil. Çatlaklar oluyor genellikle. Yani eşki oldukları için. Peki ben burada oturuyorum. Ben yani bölge olarak dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Ben yani 4. Levent'in İstanbul'un en dayanıklı yerlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ben yani pek düşünmüyorum. Çünkü dedemin zamanında yapılmış bir bina. Evet dayanıklı. Raylı sisteme sahip bina. Vatandaştan aldığımız cevaplar bu şekildeydi. Soruları vatandaşa sorduk. Çünkü bir depremle en yakın biz muhatap oluyoruz vatandaş olarak. Vatandaşın hangi durumlarda yaşadığı önemliydi. Sayın Öz, vatandaş diyor ki Dayanıklı ama 50 yıllık binalarımız ya da 93'te yapıldı hiç bilmiyoruz müteahhit eliyle yapıldı deniyor. 99 depreminde yapılan binalardan yıkılan binalardan deniz kumu çıktığını salyangoza kadar çıktığını yani elenmeden kullanılan deniz kumları bile olduğunu gördük. Bugün depreme ne kadar hazırlıklıyız? Eleştiriden çok Adalet Partisinin bu yöndeki projeleri neler? Bizim Yönetimin yönetimde bulunduğumuz yıllarda bu deprem konusunda yapı nasıl yapılmalıdır? Kentsel dönüşüm nasıl yapılır diye şimdi kentsel dönüşüm diyorlar ya. Hı hı. işte o tarihte biliyorsun TOKİ'nin kuruluşu, toplu konut idaresinin evet. kuruluşu bu vesilelidir. Vatandaşa ucuz sosyal konut üretmek, sağlam yapı üretmekle şu anda ilgili kurulmuş olan bu TOKİ şu anda ransal dönüşüm, kentsel dönüşümü bıraktı. Lüks konut üretmeye başladı vatandaşı konut edindirecek, konut sahibi yapacak olan bir kurumu yeniden işler hale getirmemiz hı hı. lazım. Ucuz, kaliteli, iyi, uzun vadede ödeme imkanı, kira öder gibi ödenen bir sistemi TOKİ'de acilen geliştireceğiz. Yani bu eskiden kuruluş amacını uygun hale getireceğiz TOKİ'yi. Dolayısıyla bunu yaptığınız zaman kent, kentin içerisinde işte az önce ifade ediyor arkadaşımız 50 senelik bina diyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yani artık miyadını doldurmuş. Beton ömrünü doldurmuş ki özellikle biliyorsun İstanbul'da Yalova depreminde e, deniz kabukları çıktı biliyorsunuz hı hı, betonun hı. içerisinde. E, orada yargı, yargılandılar insanlar biliyorsunuz. E, uzun evet. süreli hapis cezasına maruz bırakıldılar. Yani müteahhitlik sistemi e, Türkiye'de acilen ortadan kaldırılmalı. Mühendislik sistemine dönüştürmeli. Kurumsal firmalar inşaat yapmalı. Tıpkı Japonya'da olduğu gibi. Bizler tabii tekrar iktidara gelirsek Kaldığımız yerden 80 öncesi yönetimden bahsediyorum. Hı hı. Yani 80 öncesi aradan kaç tane geçmiş? Bunları biz 80 öncesi düşünmüşüz. Hı hı. Fakat 80 sonrası ranta dayalı, şahsi ikbale dayalı, irtikafa rüşvete dayalı bir düzenek kuruldu. Bu inşaat sektörünü de içine aldı maalesef, maalesef. En ballı, en rantın temin edebileceği maalesef sektör ve inşaat sektörüdür hı hı. Türkiye'de. Bu toplu konut imalatında biliyorsun TOKİ şu anda inşaat ihale ediyor, birine veriyor. O kişiyi de başkalarına verme, taşeron sistemini getirdiler. Dolayısıyla kimin inşaatın muhatabı olduğu belli değil. Sorumluyu bulmanız sorun, sorumluyu bulmanız sorun. Belediyelerin denetimi kontrolden çıktı. Belediyeler çok iyi denetlemiyor. Yani büyük şehir ve küçük şehir belediyelerinin denetim mekanizmasının çok iyi kurması lazım. Yani burada müteselsil bir suç var. Aha. Vatandaş eğitimli değil. Vatandaşın ilkokuldan itibaren Japonlar gibi eğitimini başlatmak lazım. Geçen günlerde bir tatbikat yaptık mesela. E, tatbikat niye yaptık? Çünkü kapan, tutun Dijital yaptık. Dijital sistemleri telefonumuzu deprem afet alarmında kullanmak için ki tesadüfen kullanamadık. Yaptıktan sonra alarmlar çaldı ve birkaç gün içerisinde de çalmadı biliyorsunuz. İşe yaramadı, görüldü. Dolayısıyla o sistemi yani kullanmayı orada asıl dikkati, öğrettiniz mi de siz o sistemi yerleştiriyorsunuz? Asıl dikkati çekmeye çalıştım konu şu. Çök kapan tutun şeyi yaptık, tatbikatı yaptık. Deprem oldu birkaç gün sonra ve birçok vatandaşımız yüksekten atlayarak yaralandı. Maalesef, maalesef. Şimdi depremle yaşama bilinci yok. E dedim ya bu bir kültürdür, yaşam kültürüdür. Biz afetlerden korkmayacağız. seller, depremler, fırtınalar, bunlarla yaşamaya alışacağız. Yani dünyanın gelişmiş ülkeleri bunlarla yaşamayı biliyorlar. Teknolojileri bunlara paralel kurulmuş. Denetim sistemleri en iyi şekilde kurulmuş. Tabii ki vatandaşlık bilinci var, yurttaşlık bilinci var, hesap sor sorma bilinci var. Yani biz de biat kültürü olmayan ülkelerden bahsediyoruz. Biz de biat kültürü var. Başımıza ne gelirse kader deyip çıkıyoruz. Hı hı. Devlet büyükleri kader derse Buna da itiraz etmek suç oluyor biliyorsunuz. Öyle bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Suç demişken deprem olacak açıklaması yapanlar da hakkında da işlem başlatılacak açıklaması yaptı İçişleri Bakanlığı. Şimdi deprem olacak öngörüsünde bulunamayacak mı bilim insanları? Yani devlete sormadan, hükümete sormadan maalesef hiçbir açıklama yapmanız mümkün değil. Yani şimdi bizler televizyonda konuşuyoruz değil mi? Yani bunlar sanki devlete, hükümete baş kaldırmak gibi oluyor. Yani kötü olan <laughs> şeyi, kötü olan şeyi suçu söylüyorsanız, bunu da birileri engelliyorsa engelleyen suçludur. Yani yöneticiler suçludur. Yani suçtan örtbas etmek için, hasır altı etmek için bilim insanlarının, bürokratların, tecrübeli kişilerin konuşmasını engelliyorlar. Tabii ki bu bence e, 2023 seçimlerinde göz önüne alınması gereken bir meseledir. Onca cana mal olan işte depremle açtık sözü. Hı hı. E, bu konuda eğitim yapacağına, konuşanların önünü açacağına, destekleyeceğine maalesef kısıtlama yoluna gidiyor. Size bir anekdotumu anlatmak istiyorum. İstanbul'da bölge hıfzı müdürüyüm. O tarihlerde hava kirliliği var. Hatırlarsınız. <laughs> 1990'lı yıllar. Evet. Hava kirliliği var. Ankara'da hava kirliliği var. Sular kirli. içilmiyor. Elmalı Gölü'nü işte mühürledik, kapattık. <laughs> Çöpler patladı çöpler patlıyor. Ümraniye çöplüğü patladı. E şimdi bunlarla biz karşı karşıyaydık. E ben de bu işin başındaydım İstanbul'da. Mesulü bendim. Bakan'a telefon açtım. O zaman da Yıldırım Aktına sağlık bakanıydı. Dedim ki sayın bakanım. Çevreyi biz kirletmiyoruz. Havayı biz kirletmiyoruz. Suyu biz kirletmiyoruz. Vatandaş kirletiyor. Kanunlar olmasına rağmen kanunlara riayet edilmiyor. Bizim insanımız maalesef normal zamanda okuyarak öğrenmiyor. Korktuğu zaman, merak ettiği zaman okuyor. Korkuya dayalı öğrenme işgüdüsü var bizde. Hı hı. Ne olur dedim. Bana müsaade edin. Zehirleniyorsunuz. Bu kadar zehirlendiniz. Bugün bu kadar kükürt dioksit gazı soludunuz. Bugün bu kadar kansere daha yakınsınız. Biliyorsunuz balatalarda asbestler vardı. Asfaltlara dökülüyordu. Bunları soluyorsunuz. Akciğer kan... Yahu dedi e, sayın e, bölge müdürüm dedi bana. Halkı dedi infial yaratırız. Paniğe sevk ederiz. Sonra suçlusu da biz oluruz dedi. Yani devletin suçluları. Hayır bilakis dedim. Ya yani devlet kanunları koymuş, yasaları koymuş. Yani yasaları değil kafaları değiştirmek lazım ilk önce. Yani insanların kafasını değiştirmek lazım. Dolayısıyla o tarihte yaşayanlar hatırlarlar, bizim yaş grubumuzdakiler bir televizyonun işte ismi vermemden mahsur var mı bir televizyon? Vermeyin. Vermeyelim. Aha. Bir televizyonun haber merkezinin müdürü bizim bölge hapishanesinin başına bir araç gönderdi, mobil bir araç. Her gün haberler sunuluyor. Hava raporu sunuluyor, arkasında hava kirliliği raporu sunuyor hmm. ve ben veriyordum her gün. 27 ilçe vardı o zaman İstanbul'da, 27 hmm. ilçede ne kadar zehirlendik, havası ne kadar kirlidir, nerelerde petrokop yakılıyor, sular neden kirleniyor. Halktır bunu kirleten, toplumdur. Bunları eğitmek lazım, korkuyla eğitiliyor. Dolayısıyla biz bunları televizyonda vermekten imtina etmemeye başladık. Sonra bakan bey baktı ki işler yolunda gidiyor, vatandaş bilinçlendi, eğitim. Diye o zaman başlıyor işte. Vatandaş korkuyor. Yaşlısı ölmesin diye, çocuğu, evladı ölmesin diye bu bilinci siz yani yerleştirdiğiniz ki zaman öğrenmeye başlıyor. Tabii Korku yani eğitimi tetikleyen eğitim, bir usundur. Korkuyla eğitim ne kadar olur? Ama şöyle korkuyla derken, ölüm korkusu, Aha. yok olma korkusu bu önemlidir. Peki bakalım şimdi biraz daha bilim insanlarına sevgili izleyenler, bu deprem üzerine araştırma yapanlara bir Kulak kabartalım. Bize neler söyleyecekler? Birazdan bir telefon bağlantımız olacak. Deprem araştırmacısı Ahmet Yakut bize telefonla bağlanacak. Ahmet Yakut hakkında birazcık bilgi vereyim önce size. Ahmet Yakut deprem araştırmasına 1999 depremi sonrasında başladı. 1999 depreminde kaybettiği yakınlarından sonra deprem araştırmaları üzerine yaptığı çalışmalar AFAD'da kabul gördü. Sonrasında özellikle meydana gelen depremlerden sonra diğer fay hatlarının hangilerinin tetikleneceğini, hangi büyüklükte deprem olacağını yakın değerlerle tespit edip açıklamaya başladı. Biz de biraz sonra sevgili izleyenler Ahmet Yakut'la bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Düzce depremini ve düzce depreminden sonra olası depremleri konuşacağız. Telefon bağlantımız hazır olduğunda. Sayın Öz, siz 99 öncesinde e, bu işlerle ilgili ve 99 e, acı tecrübesinden sonra bu işlerle ilgili çalışmaları yaptınız. E, ama bugün iktidarda değilsiniz. Yeniden iktidara gelirseniz depremle ilgili korkutmak dışında. Şimdi bakın Heh. siz de korkuttunuz. Şimdi insanlar merak ediyor. Böyle korkutmak derken. Ben merak uyandırdım. Bu manada değil. Yani e, yaşamsal. Tehlikelere karşı <laughs> korkutursak önlemler alırız. Yani aslında bilinçlendirmekten Bilinçlendirmek. ve eğitmekten Bilinçlendirmek Ama yani bizde böyle başlıyor. Yani bizde merak, merak, korkuyla başlıyor. Yani yakınlarını kaybetme korkusuyla başlıyor. Dolayısıyla bu bir realite, gerçek ama siz şimdi bunu söylüyorsunuz. dedi Şimdi biraz sonra ee, arkadaşımız bağlanacak. Bakalım ne söyleyecek, Tehlikeyi anlatacak bize. Ahmet Yakut tamam. bize telefon bağlantımız hazırmış. Sayın Yakut duyabiliyor musunuz beni? Sayın Yakut. Alo geliyor mu? Evet, sesiniz geliyor şu anda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Veziyet merhabalar diyelim. Merhabalar. Merhabalar. Ee, merhabalar. Sayın Yakut, şimdi biliyorsunuz 23 Kasım'da Alfa'da göre 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Düzce'de. Düzce Merkezi, Düzce Gölyaka Merkezi. Evet. Bu depremle ilgili görüşlerinizi kısaca ve mümkünse e, izleyicilerimizin anlayabileceği bir dilde açıklayabilir misiniz bize? Yani açıklarken özellikle Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde olması bu depremin e, mevcut e, İstanbul depremini tetikleyecek mi? E, ve bu bazı bilim insanlarının söylediğine göre e, yıkıcı ve yakın tarihte mi olacak? Lütfen açıklar mısınız bize? Öncelikle... E... 5.9'luk depremi ya da Kandil'e göre 6.0'luk depremi değerlendirmeden önce şöyle biraz tarihsel arşivlere gitmeye de fayda var. Biliyorsunuz son 100 yılın en yıkıcı depremlerinden biri deprem beklememiz mümkün değil. Hangi fay kırılacak? Şimdi bu fay karakteristik olarak yan anlatımı sağ yan anlatımlı bir fay. En azından bilgilendirme açısından söyleyeyim. Bu fayın sağında sonunda mutlaka parça faylar var ve uzun bir süre bu artçı depremleri beraberinde getirecek. Belki aylarca sürecek bir artçı deprem rüzgarı oluşturacak. Akabinde Bolu ve e, Hendek civarında kısa faylar var. Hani dörtlük belki beşe yakın depremler ölçecek faylar var. E, buraları tetikleme şansı var ama Marmara depremini konuşurken ya da Marmara Denizi içerisinden bahsederken asla unutmamamız gereken ve en büyük belki tehlikelerden biri olan Kuzey fayının güney kolunu da unutmamak lazım. Bu kol Sakarya-Mekirce'den başlayıp e, İznik Gölü'nün e, güneyinden devam edip Gemlik e, Körfezi'ne kadar uzanan bir kol ve en büyük sismik Sesi'ne sahip bir kol e, bugün e, 6.8 ve daha üzerinde deprem oluşturabilecek bir kol hem de karasal bir fay olduğu için e, bunu da unutmamak lazım diyorum. E, şu an tetikler ya da tetiklemez. E, bunun tabii ki zamanı var. Görüyorsunuz 22 sene sonra gelen bir depremde e, geçenlerde yaşadığımız 6'lık ya da 5.9'luk deprem. O yüzden nasıl? Tetikleme ihtimali var mıdır? Tetikleme ihtimali var mıdır? Ee, tabii yani her türlü, her an deprem olma ihtimali var ama şu an için hemen, hemen bir tetikleme ihtimali var demek biraz e, ucu açıp ve havada kalır bir iddiadan e, öteye gitmez. O yüzden klimaları dikkatli bir şekilde izlemek e, gerek diye düşünüyorum. Yani şey tekrarlar mısınız? Ee, Kuzey Anadolu hattının güney tarafı e, hangi illeri kapsıyor? Sakarya Mekkece'den başlıyor Aslı İznik Gölü'nün güneyinden uzanıp sağ gemlik Körfezi'nin içine kadar giriyor bu kol. Hı hı. Ee, yaklaşık bir 400-500 yıllıkta bir miksesliğe sahip bu kol. Hatta daha üzerinde olan yerler var. O yüzden hani Marmaris'te tabii ki Marmara içerisinde bir deprem olacak o bekliyorsa o kaçınılmaz bir son ama hı hı. E, burayı da unutmamak, gözden e, kaçırmamak lazım diye ekleyebilirim. E, peki. O zaman sizin söylediğinize göre Sakarya-İznik e, hattındaki faydan daha fazla korkmamız gerekiyor. Kuzey Anadolu fay hattının kuzey tarafı tamamen kırıldı. E, bu taraflarda bir deprem beklemiyoruz ama e, güney tarafından bir deprem bekliyoruz. Tam olarak ya, böyle anladık. Yani şöyle söyleyeyim, son olarak şöyle diyeyim ben size. Kuzey Anadolu fayının iki tane kırılmaya, kırılmayan hattı kaldı. Bunlardan birisi Bingöl-Karlova-Muş kısmı. Özellikle Yedisu-Karlova segmenti. Birisi de Marmara e, hattı. O yüzden hani e, ben benim tezim aslında e, önce doğu sonra batı. Yani Bingöl, e, Karlova, Bingöl, Yedisu ya da o bölge civarında e, altı ya da daha üzeri bir deprem olduktan sonra benim tezim, benim düşüncem tabii ki herkesin kanaatine, düşüncelerine saygım var ama ondan sonra Marmara için e, iyiden iyiye daralan günleri görebiliriz diyebilirim. Çok teşekkür ederiz Sayın Yakut yayınımıza katıldığınız için, açıklamalarınız için ve bizi aydınlattığınız için. Hayırlı akşamlar, iyi programlar. Sağ olun. Sayın Öz, gördüğünüz gibi deprem araştırmacısı Ahmet Yakut'un tahminleri Kuzey Anadolu fay hattının güney kesimi Sakarya, İznik ve Gemlik için yıllardır suskun olan bir fay hattı ve yıllardır suskun olan bu fay hattının kırılmaya müsait oldu. Bu e, Düzce depremi tetikler mi tetiklemez mi onu kesin olarak bilemiyorum ama önce e, Bingöl civarında e, tabi bu şey değil e, bir infale neden olabilecek bir açıklama değil bu bir tahmin sadece dikkatli olmamız hazırlıklı olmamız açısından Bingöl-Muş dolaylarındaki e, fay hatları e, daha önce kırılır daha sonra da e, Kuzey Anadolu fay hatının güney kolu olan Sakarya İznik e, fay bir kırılma bekliyorum dedi. Şimdi deprem Türkiye'nin gerçeği. Türkiye'de Kuzey Anadolu, e, Kuzey Marmara yani e, bir sürü fay hattı var. Doğu Anadolu'da e, fay hattı var. Bildiğiniz bir üçgen çiziyor e, ülkemizin içerisinde. Her yerde her an deprem olabilir. Bu depremlere ne kadar hazırlıklıyız Hazırlıklı olmak için ne yapmak gerekir? Tamam Japonya'yı örnek alacağız onu anladık ama şu an Türkiye'nin realitesinde bir sürü eski bina var. Ee, i̇nsanların deprem için eğitimi malum e, altın şiddetindeki bir depremde 20 yaralı 20 yaralının birçoğu yüksekten atlayarak yaralanıyor. Ee, bu düzeyde o zaman hem eğitim hem mevcut binaların durumu ile ilgili e, kısa vadede ne yapılabilir? Şimdi bakın 1999 senesinden beri bir deprem vergisi toplanıyor. Hı hı. Bu deprem vergisi bu amaçla toplanıyor ve bu kalıcı hale geldi. O tarihte geçici bir vergilendirme sistemiydi. Şimdi fonda ciddi paralar birikiyor deprem fonunda. Bunu başka kalemlere aktarıyorlar maalesef. Yol yaptık dendi. İşte başka kalemlere aktarıyorlar. Biz bu deprem fonundaki paraların hesabını iyi yapacağız. Ayrıca deprem fonundaki o paralar kullanıldığı gibi konut edinirme fonu da kuracağız. Konut edinirme imkanlarını geliştirecek bir bankacılık çalışması şu anda arkadaşlarımız hı yapıyor. Hı. Bakınız bu bizim Adalet Partisi'nin program kitapçığı. Hı hı. Bu kitapçıkta yaşamın tüm alanlarında yani 16 17 bakanlığı içeren depremin de içinde bulunduğu ciddi çalışmalar var. Deprem Bakanlığı var mı? Deprem Bakanlığı yok. Tüketici Tüketici Bakanlığı'nın bünyesinde hı. tabii ki biz bu deprem meselesini Japonya'da var böyle bir şey. Bunu ayrı bir birim haline getirmek lazım. Deprem Bakanlığı'nı kurmak lazım. Afet Bakanlığı'nı kurmak hı hı. lazım. Deprem demeyelim. Evet sadece Afet Bakanlığı. Afet Bakanlığı kurmak lazım. Bunun bütçesini plan bütçeden özel çıkarmak lazım. Zaten bu fonlarla toplanmış 1999 senesinden beri ciddi paralar var. Bunlar nerelere harcandı belli değil. Gelir gelmez tabi bunların da hesabı yapılacaktır. Ancak biz bu konut edindirme fonu üzerinde duruyoruz. 30 yıl vadeli vatandaşa bu imkanı sağlarsanız bir de imar artırımı söz konusu ee, kat konut, karşılığı veriyorlar biliyorsunuz eski binaları konut artır, e, konut yapımı ile ilgili zaten mevcutta bir proje var hükümet bir proje açıkladı e, konutla ilgili 250 bin konut şeklinde e, Fakat o başka bir şey yani o şöyle bir şey vatandaşa sosyal konut edindirme şartlar çok iyi de ömür yeterse yani, yani gayet güzel ama bir herhalde bir 50 60 sene 70 sene daha ömre ihtiyaç var. Yani böyle bir Hayata böyle bir boşlandığı için tabii mı? tabii. Yani kulağa hoş geliyor. Şimdi bakın bu TOKİ kuran e, sosyal konut meselesini gündeme getiren bizim iktidarlarımızdır aslında. E, biz bunu reel, gerçekleşebilir şekilde hazırladık projeyi. Eee hatırlar mısınız Emlak Bank, evet. Emlak Konut vardı biliyorsunuz. Aha. Ataköy'de İstanbul'da biliyorsun pilot uygulamalar başladı. İlk Ataköy'le başladı. Biliyorsun halkalı konutlar çıktı. Hı hı. Bunu Türkiye geneline yaygınlaştırmak üzere biz o tarihte programımızı yapmıştık. Kira öder gibi faize endeksli artırımı da yok. Para bir müddet sonra küçülüyor. Sembolik hale geliyor. Hatta en son birkaç senesini birden giderdi. kat Malikleri kapatırdı. Ya bunu artık taksitle ödemeyim o kadar küçüldü ki tamamını defaten kapatırdı giderdi. Bir iki yıllık borcunu. O kadar sembolik rakamlar alınırdı. Gittikçe küçülen Şimdi mı gittikçe artan, gittikçe artan, kartopu gibi büyüyen faiz sistemlerini enflasyona endeksli kim konu sahibi olabilir? Böyle bir çılgınlık olabilir mi? Yani kulağa hoş geliyor uzun vadede ödeme ancak hiçbir şeysi yok. Bir de biliyorsunuz, hükümetin ilan ettiği projenin daha yeri böyle değil. Yapılmış olanları satardık biz o zaman. Gözüyle görürdü, eliyle dokunurdu giderdi emlak bankasında. Parasını yatırırdı, peşinatını alırdı. Belli bir peşinat yatırdıktan sonra. E şimdi konut yok vaat var. Bir para toplandı biliyorsunuz. O toplanan paralar şu anda nerelere hangi kalemlere aktarıldı böyle değil. Gitti o para eridi. Yarın biliyorsunuz geçen televizyonlarda haberlerde gösterdi. Mağdurlar oluşmaya başladı. Ve peşin parasını yatırmış. Arsasını daha işte görmemiş bile arsasını. Gidiyorlar ki arsanın yerini öğreniyorlar. Konutlar yok. Yani şu anda kastelli vardı ya eskiden biliyorsunuz. Hı, hı. İşte banker, banker zedeler. zedeler. E şimdi TOKİ zedeler oluşmaya başlayacak. Çok kötü bir şey bu. Biz o amaçla kurmadık TOKİ. TOKİ bizim tekrar iktidara gelirsek dönemimizde amacına uygun hale getirilecek. Peki. Emlak Bank niye kuruldu? Emlak Konut. Amacı budur. Ziraat Bankası çiftçiyle ilgili kuruldu. Emlak Konut Emlak konu edinmeyle ilgili, İş Bankası işçilerle ilgili e battı kuruldu. Ama. Yatırımlarla sanayiyle ilgili kuruldu. Bakın bunların kuruluş amaçları var. İhtisas Bankacılığıdır. Atatürk bunları zamanında planlamış Cumhuriyet döneminde. Biz de bu projeyi uyguladık. Hayır Emlak Bank battı ama. Emlak Bankı batıran bunlar. Neden kapatıyorsunuz Emlak Bankı? Yani siz hortumlarsanız bankaların içerisini. Ee, yolsuzluklar mı? olursa batar. 2000... Bakın, Etibank kapandı biliyorsunuz. Eti Neyse, bank banka isimlerimiz kapandı. Şimdi bakın şey ama Emlak Konut bu amaçla oldu. Evet. Bankayı yaşatacaksınız efendim, neden yaşatmıyorsunuz? Yani o banka bizim dönemimizde yaşamış. Ne zaman battı banka? Eee AKP iktidarı döneminde kapandı. Biliyorsunuz bir sürü banka kapatıldı. Dolayısıyla Emlak Konut az önce söyledim ya, konut edinme fonu ve konut bankaları yeniden kurulacak. Konut bankası, Emlak Bank yeniden açılacak. Vatandaşa ucuz, uzun vadeli, 30 yıl ödemeli konut edinme imkanı sağlanacak. Hı hı. Bizler kentsel dönüşümü yeniden gündeme getireceğiz. Buransal dönüşümden çıkaracağız. Ve İstanbul'un civarında özellikle İstanbul deprem bölgesidir. Hı hı. Yarın bir deprem olursa İstanbul'da Allah korusun en büyük yıkımın olacağı yer İstanbul'dur. İzmir'de yaşadık bunu değil mi? Evet. Daha yakında yaşadık. O felaketi gördük. O kağıttan kuleler gibi binalar çökmeye başladı. Bunları gördük. Onların hepsi yeni baştan Tadil edilecek. Az önce söyledim. Bu müteahhitle paylaşım sistemi var. Metrekareleri, imar artırımları yapılacak. Kuleler yapın önemli değil ama yeter ki Japonya'daki gibi yapın. Yani yere tutunmasın. E, raylı sistemler vardır. Daha evet. gelişmiş teknolojiler vardır. Bunları getireceğiz. Bir de biliyorsunuz Avrupa'ya gitmişsinizdir, Amerika'ya gitmişsinizdir. Uçakla inerken bakarsınız sosyal konut, yerleşim alanları hep iki katlı, üç katlı, evet. tek katlı konutlardır. Almanlar schlüsselfertig der. Yani Almanca anahtar teslimi ev demek. Bunlar panel hauslardır, panel evlerdir. Modülerdir. Getirirsiniz bir yerde üretilmiştir. Soketler evin içine takar. Onlar birbirine eklemlenmiş sistemlerdir. 9 şiddetinde depreme dayanıklıdır. Böyle zar gibi yuvarlanır. Bina yıkılmaz, karton gibi bükülmez ahşaptan yaparlar, çelikten yaparlar. Ahşap çelik karışımı, beton karışımı yaparlar. Çeşitli teknolojileri var. Ben gittim dünyanın her yerinde inceledim bunları. Amerika'da da gördüm. O tarihte devlet bizi gönderdi. Bunları çok iyi biliyoruz. Yani bunları eğer siz vatandaş endeksli, insani duygularla, vicdani duygularla yaparsanız, rant amaçlı yapmıyorsanız projeler karşılığını bulur. Ne bankası batar, ne insanlar binaların altında kalır, ne de devlet zarar eder. Devlette de Yöneticiyseniz bunun keyfini yaşarsınız bilakis. Biz bunları hep yaşadık. O dönemlerde yaşadık. Allah nasip ederse deprem açısından ciddi projelerimiz vardır. Hep bu program kitapçıklarımız hazırdır. İstişare kurulumuzda, partimizin istişare kurulunda şu anda 17 profesör arkadaşımız çalışıyor bununla ilgili. Dolayısıyla bu çalışmaları bizler yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Geçmişte yaptık. Bizler çok tecrübeliyiz. Adalet Partisi özellikle biliyorsunuz Cumhuriyet'in devamında en büyük projeleri yapan, kalkınma hızını %7'ye getirmiş olan, ulaştırmış olan bir partidir. Süleyman Demirel dönemini bizim yaş gruplarımız hatırlar. Gen gençlik şimdi hatırlamayabilir ama e, okudukları zaman şu anda internetten bakabilirler. Uh -huh. e, Süleyman Demirel'in Atatürk'ten sonra en büyük projeleri biz adalet partisi olarak o tarihte gerçekleştirdik. En önemli projemizde sanayi konut yatırımıydı, gap projesiydi hatırlarsın, evet, kapı, gap projesiydi. Biz bu demiştim. biz bu çok iyi biliyoruz, yapmayı biliyoruz çünkü ben devlette bölge müdürlüğü, genel müdürlük, müsteşar yardımcılığı, müsteşarlık görevlerinde bulundum. 12 sene ağır bürokrasiden geliyorum. Devlette hocayım, İslam Üniversitesi Cerrahpaşa tıp fakültesinin eski hocasıyım, bölüm başkanlığı yaptık. Hem akademisyen kimliğimizle hem bürokrat kimliğimizle bir de siyasette çekirdekten geldiğimiz için devlette uzun yıllar görev yaptık. Üç gömleğimizle, siyaset gömleğimizle üç gömlekle bu işi en iyi bilen kişileriz ve bilen kişileri bir araya topladık Aslı Hanım. Biz bu projelerin üstesinden geliriz. Hı -hı. Yeter ki vicdanlı olun. Bizleri farklı kılan şey vicdanımızdır. Yeter ki rant düşünmeyin ki biz bu zamana kadar kaç sene görev yapmışız rant düşünmemişiz. Gelmişiz 63 yaşına bundan sonra mı rant düşünüleceğiz? Helalinden vicdanlı insan odaklı projeler üretmeye devam edeceğiz. Peki, Sayın Öz gelelim sizin e, diğer e, gömleğinize. Sağlık. Sağlıkla ilgili bir sorumuz var şimdi. Deprem tamam. E, hazırlıklıyız. 17 profesörümüz çalışıyor konuyla ilgili. E, kentsel dönüşümü e, daha halk odaklı olarak yeniden yapacağız ve dikey mimariden çok yatay mimariye önem vereceğiz. Vereceğiz. Umudo e, kentler kurulacak. Aha. Şehrin merkezi eski şehir olacak. Ne kadar uyduruk bina varsa yıkılacak, hı hı. kentsel dönüşme tabi tutulacak, yüksek konutlar şehrin merkezinde olacak, periferde mutlaka yatay genişleme yapacaksınız. Peki. Alçak yüksek konut yapmayacaksınız, insanları konserve kutularına koymayacaksınız. Bu yüzden çıkar amaçlı yaparsanız konserve kutularına koyarsınız, İnsani amaçla yaparsanız bu sefer yatay büyürsünüz. Yatay şehirleşme önem veriyoruz. Bakın, yurt dışında çocuklarımız gidiyor, gençlerimiz hı. görüyor. Oradaki e, yatırımları konut yatırımlarını hayal etsinler. Şer, şehrin merkezinde tarihi konutlar bulunacak, tarihi yapılar bulunacak yurt ve iş merkezleri zaten... bulunacak. Şehrin periferine banliyölerle toplu ulaşımla götüreceğiz insanları. Hem otoyollar araç trafiği yoğunluğuna uh -huh. uğramayacak. Otoyollar boş olacak, toplu taşımacılığı yaygınlaştıracağız. Perifere konut sistemini uydu kentlere, şehir periferine yerleştireceğiz. Peki, şimdi bunu burada bitirelim. Ee, yurt dışına gitmek de demişken, hazır sıradaki sorun da onunla ilgili zaten. Soru şu, 2022 yılının ilk 9 ayında kaç doktor yurt dışına gitmek için müracaat etti? Size bununla ilgili güzel bir şey vermek istiyorum. Benim kızım Alman Lisesi mezunu. Münih'te tıp fakültesini bitirdi. Damar cerrahisi ihtisası yapıyor ve Türkiye'ye dönmek üzere ihtisasını bitirmeyi bekliyor. Dolayısıyla orada görev yaparken Almanya'ya e, gitmiş, hicret etmiş diyelim artık eski böyle Göçmüş artık. Dönmemek üzere gitmiş olan öğrencilerin, doktorların listeleri benim de kızımın bulunduğu bir heyetin önüne geliyor Münih'te. Babacığım diyor, dosyayı açtım, önüme geldi bizler diyor İtalyanların ki İtalyanlar doktorlara soruyorlar. Türkiye'den gidenlere de Türk doktorlara soruyorlar. Hı. İşte bunları bir inceleyin bakalım. Üzerinde sığınmacı. Ağladım diyor onu gördüm. Zaman. Kızım çok üzülmüş. Babacığım ben dönmeye çalışıyorum. Buraya gelen doktorların bir dosyası var önümde. Şu anda dedi onun için arıyorum seni. Sığınmacı yazıyor çok gücüme gitti dedi. Evet. Şimdi bunlar Türkiye'de imkan bulamayıp küsmüş darılmış sisteme Giden çocuklarımız, bu sadece doktor, mühendisleri var, çeşitli meslek gruplarından var. Bir beyin güçü var, bir Hı -hı. sermaye güçü var. Hı -hı. Tutamıyoruz elimizde. Türkiye'den umudunu kesmişler. Devlete güvenmiyorlar, hükümete, siyasete güvenmiyorlar. Geleceklerine küsmüşler, geleceklerine darılmışlar. Ömrünün bundan sonraki bölümünü yurt dışında geçirmeye karar vermiş olan çocuklarımız bunlar. Peki, bir doktorun buna... yetişmesi bakın 6 sene. 6 sene tıp fakültesi. 4 sene itisaz 10 senedir. 3 itisaz yapıyor 12 sene. Akademisyen oluyor. Hayata 15-20 senede atılıyor. 20 yaşında başlasa 35-40 yaşında. Hı hı. Ve ondan sonra geçimini temin edecek parasını kazanırken bir taraftan da kariyer yapıyor. Yazık değil hı hı. mi bu çocuklarımıza? Bize milyonlarca dolara mal oluyor bu çocuklar. Biz biraz bunun sonuçları üzerinde duracağız. Şimdi kaç doktor gitti dedim. Aşağı yukarı sayı biliyor musunuz? Şıkları vereyim Yani 3000 üzerinde rakamlar Şıklar, veriliyor. Ama çok daha fazla bence. 59- 938, 1400 ve 1938. 3 binin üzerinde aslan. Şimdi üzerinde. E, ve gidiyor. Tutmak mümkün değil. Tabipler, Kartopu gibi büyüyor. Türk Tabipler Birliği'nin açıklamasına göre geçen yıl e, 1400 doktorumuz yurtdışına dışına gitmek için müracaat ediyor. Bu yılın ilk 9 ayındaysa 1938 doktorumuz yurt dışına gitmek için müracaat ediyor. Biz de sağlık sistemindeki bu büyük göçle ilgili vatandaşlardaki etkilerini merak ettik. Fakat siz onu sadece öyle düşünmeyin. Dönmeyi düşünmeyenler de var. Oraya gitmiş akademik kariyerini yapıyor. Doktorlar hı hı. tıbbı bitirmiş benim kızım gibi. İçtaş yapıyor dönmeyi düşünüyor. Bir bölümü de dönmemeyi düşünüyor. Onlar da Göçtür. Tabii Onlar da düşünmüş binin üzerinde sayı. Elimizde hala hazırda bizimle çalışırken yıllarca da çalışmış ama mevcut şartlarda yurt dışına gitmeye karar vermiş haklılardır, değillerdir o kısmına değiliz ama mevcut şartları onları buraya getirdi kimse isteyerek vatanını terk etmez öyle düşünmüyoruz hele ki. E, bir doktorluk mesleği büyük bir özveri gerektirir. Bu özveri yıllarca göstermiş insan birdenbire bırakmaya kalkıyorsa bir öz eleştiri bizim yapmamız gerekiyor. Biz sonuçlar üzerine duralım. Vatandaşa sorduk. Dedik ki hastanelerden ne kadar sürede randevu alabiliyorsunuz? Hastaneden istediğiniz tarihe randevu alabiliyor musunuz? Maalesef alamıyoruz. En yakın hangi tarih? bir hafta falan en az bir hafta falan veriyorlar. Yani. Için. Evet, muayene için. MR için, e, Tabii. tahlil için. Tabii. 10 güne kadar da uzayabiliyor. Peki. Maalesef alamıyoruz. En yakın hangi tarihe bulabiliriz? En yakın 1,5 ay, 2 ay. Yani e, acil durumlarda bile mecbur kalıyoruz, gidiyoruz ve doktor randevu al gel diyor ama hasta yani nasıl beklesin? Yani işte çok da değil yani. Peki. Maalesef, maalesef. En yani yakın hangi tarihe veriyorlar? 15-20 gün sonra ya. Bazen hiç bulamıyorsun. Bir de istediğin saatte olmuyor. Mesela kan aldırman gerekiyor. Saat 3-4 deniliyor. Yani 3-4'te kan alınır mı? Yani, yok, pek değil. Şu aralar alabiliyorum ama şu an hiç ihtiyacım olmadı. Ama aldım. Yani son şeylerde aldım. Şöyle randevudan randevuya göre değişiyor. Mesela cilt için randevu aldığımda alabiliyorum ama mesela kolum bacağım için aldığımda biraz geç zamana veriyor. Hayır alamıyorum. Genellikle devlet hastanesine gidemiyorum. Genellikle hep özel hastaneye gidiyorum. Çünkü aradığımda 14 gün sonrasında randevu var. Ona vermemiz lazım. Sürekli böyle muamele yaptıkları için genellikle özel hastaneye gidiyorum. Bir özel hastaneye gittiğimde de ortalama 5 milyara sahip Evet sevgili izleyenler, eskiden hastanelerde kuyruk vardı. Gün sonuna kadar o kuyrukta beklerdik diyen büyüklerimiz var. Şimdilerde ise daha teknolojik telefonla ya da internetten randevu alabiliyorsunuz. İşte o randevu alabildiğiniz tarihler kuyrukta bekleme süreniz. Yani en erken bir hafta 10 güne kadar e, kuyrukta beklemeniz gerekiyor. Bulun e, randevu almaya çalıştığınız bölüme göre de değişiyor. Ee, özellikle cilt cildiye için 6 aya kadar randevu bulamadığını belirten e, arkadaşlarımız var. Şimdi bu sonuç bu sonuca ge geldik. Önce e, neden randevu alamadıklarıyla ilgili siz uzmansınız konu üzerinde kısa bir değerlendirmenizi alalım. Ardından da projelerinizi alalım. Bir sistem çarpık Şimdi i̇şte, sağlık sistemini çok iyi bilmek lazım. Bunu yönlendirebilmek için. Yani şimdi trafiğin başına trafikten anlamayan birisini koyarsanız ne olur? Keşmekeş haline getirir değil mi? Hı hı. Yani trafiği yönetemediği için daha da bir e, kötü bir hale gelir. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sağlık Bakanlığı bu işi bilmiyor. E, biliyor belki ama e, Cumhurbaşkanı'na rağmen yapamıyor. Çünkü o talimatları yukarıdan almayan, almadan uygulamayan bir bürokratik bir yapı var şu anda Türkiye'de. Her şey e, Tayyip Bey, Sağlık Bakanı Tayyip Bey, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Tayyip Bey. Olmaz böyle bir şey. Sağlık sistemi dediğimiz zaman birinci basamak. İkinci basamak, üçüncü basamak sağlık hizmeti vardır aslında. Birinci basamak sağlık hizmeti dediğimiz koruyucu sağlık hizmetleridir. Aile hekimliğidir, hı hı. mahalle arasında. Hı hı. Her hastalık için dişiniz ağrısa, başınız ağrısa şehir hastanesine gitmeyeceksiniz. Böyle bir şey olmaz. Bizler birinci basamak sağlık hizmetlerinde SEMP polikliniklerini kurmuştuk. Her mahallede bir poliklinikimiz var. Her mahallede acil yardım can kurtarma merkezi vardı. Çünkü hastaya acil uyarısı geldiği zaman 3 dakika içerisinde ulaştınız, ulaştınız. O acil olmaktan çıkar, ya rahmetli olur gider ya da kronik bir hastalığı vardır. Ee, o zaman da Almanlar der, e, e, krankenwagen der, hasta taşıma aracına dönüşür, ambulans değil. Ambulans 3 dakika içerisinde ulaşıp, müdahale etmek zorundadır. Bunu da ancak mahalle içerisinde bir hı hı. E, acil yardım can kurtarma istasyonu onun yanında bir poliklinik kurarsanız rentabildir. Dolayısıyla biz buna birinci basamak sağlık hizmeti diyoruz. Demek ki insanlarımız bir aile hekimine teslim edilecek. Şehir hastanelere gitmeyecek. Hastalığın ilk uğrak yeri acil olanlarsa mahalledeki acil istasyona ayaktan te, e, bir rahatsızlığı varsa semt polikliniğe gidecek. Semt polikliniği Gerekli olursa bunu ikinci basamak sağlık hizmetine transfer edecek. Diyecek ki bu ilçenin hangi ilçeye bağlıysa o mahalle ilçenin devlet hastanesine gidecek. O daha küçüktür. Böyle şehir hastaneleri gibi gittiğiniz zaman hiç gittiniz mi Çamsakur Hastanesi'ne? Bulabilene istikametine aşk olsun. İstediğiniz kadar beş yıldızlı yapın, rentable değil. Büyük olmaz, bu kadar büyük hastane kurulmaz. İlçelerdeki devlet hastaneleri 100 150 yataklıdır. E tam bu bahsettiğiniz gidecek, Bu bakınız. bahsettiğiniz 2001 öncesi dönem eskiden öyleydi. İşte bizim sistemimizden bahsediyoruz. Yeniden eski dönemde. İlçeden de, diyorsunuz. ilçeden de diyelim bir devlet hastanesinde çözümlenemeyecek daha üst bir ihtisas alanı ya yani araştırma hastanesine sevk mümkün, üniversite hastanesi ve devletin büyük araştırma hastaneleri vardır. Araştırma hastanesine sevkede o da vilayetin bir yerindedir. Ondan da bir tane bulunur, iki tane bulunur hastaneden. Hani Çapa gibi, Cerrahpaşa gibi. Oralara sevk eder. Yani bu bir sevk zinciridir. Hastalığın küçüklüğüne, büyüklüğüne göre bu trafik memuru görevi yapar, aile hekimi. Yani şey mi diyorsunuz bu büyük şehir hastanelerini biz iktidara gelirsek kaldıracağız, onun yerine Hayır, yeniden üç basamaklı sağlık hizmetine yapacağız? O üçüncü basamak sağlık hizmetidir. Oraları biz araştırma hastanesi, üniversite hastanesi haline Hı. getireceğiz. Yani Çamsagur hastanesi bir üniversite hastanesine dönüşecek. Oraya randevu alıp gitmeniz gerekmeyecek. Randevu alacağınız yer. Siz şimdi evde taksi çağırsanız İstanbul'un merkezinden mi çağırıyorsunuz? Gün oturan birisi taksimden mi taksi çağırıyor? Buna benziyor bu. İlk önce ne yapacaksınız? Taksi durağı gibi mahallenizde bulunacak. Telefon açacaksınız. Ambulans 3 dakika içerisinde maksimum gelecek ki can kurtulsun. Siz hastaneye gitmeyeceksiniz. İlk önce sen polikliniğine gideceksiniz. Siz muayene edecek aile hekiminiz. Diyecek ki sizin burada ayaktan tanı, ayaktan teşhis ve tedavi imkanınız yoktur ilçedeki devlet hastanesine gönderecek. Bu sefer de şöyle olmayacak mı? Adam kalp krizi geçiriyor. Birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak Hayır, ulaşana onu, kadar Hayır, yeri acil yardım işte yanındadır. Acil yardım can kurtarma merkezimiz var. Bir acil durum olduğu zaman, kalp krizi geçirdiği zaman yine mahalle arasında müdahale edilecek. Yani mahalleden çıkıp da ilçeye gitmek için belli bir kategorinin üzerinde olmalı hastalarınız. Dolayısıyla sizin ilk randevu alacağınız yer mahallenizdir. Mahalleden almak kolay. Yürüyerek gitseniz alırsınız randevuyu. Dolayısıyla siz herkesi Herkesi Çam Sakura Hastanesi'ni İstanbul'da gönderirseniz, herkesi Numune Hastanesi'ne gönderirseniz, hepsini, herkesi Bağcılar Eğitimi'ne gönderirseniz, oradaki doktorların da mümkün değil buna cevaz vermesi, ihtiyaca cevaz vermesi. E, oraları siz normal poliklinik gibi kullanırsanız, e, normal e, ilçe devlet hastanesi gibi kullanırsanız olmaz. Yani bu kategorileri açtılar. Şimdi ne yaptılar? Burada bir rant var Aslanım. Burada yine iş ranta dayanıyor. Ya yani şimdi şehir e... hastaneleri, şehir hastanelerini özel sektör işletiyor. Sayın Yap Öz, işlet devlet modelleriyle. Tamam. Şimdi şöyle, e, tabii ki haklı olduğunuz konularla ilgili herhangi bir yorum yapamayacağım. E, sadece şunu söylemek istiyorum. Eleştirmek e, biz vatandaşların üzerine düşen bir şey. Muhalefet önce eleştirir sonra projelerini yapar. Ama programımızın da süresi kısıtlı. Tabii. Biz sizin yapabileceğiniz projeleri merak ediyoruz. Biz şöyle yapacağız. Eksik olanları zaten görüyoruz. Ama eskiden, siz ne yapacaksınız? Eskiden... Tabii ki hastane yetersiz olabilir. İlçe hastanesi yetmez bir tane daha kurarsınız ilçeye. Yat kapasitesini büyütürsünüz. Biz ne yapardık? Bizim ilçe hastanelerimiz vardı biliyorsunuz. Türkiye ilk sağlık hizmetini bizim Adalet Partisi döneminde geldi. Hı hı. Demokrat Parti döneminde geldi. Ne yaptık? Sen polikliniklerini kurduk. Sağlık ocakları vardı hatırlarsınız. Evet. Köylerde mahallelerde sağlık ocağıydı. Evet. Sonra biz sempolikine çevirdik bunları. Daha büyüttük, kapasitesi Hı -hı. büyüdü, daha modern oldu. Sağlık ocağı işte ebe ana, doktor amca hikayesi vardır lan biliyorsun. Elinde çanta evlere giden doktor Hı -hı. sistemi vardır. Amerika'da da vardır bu. Filmlerde görürsünüz. Bu sistemi siz kuracaksınız. Doktor eve gelecek. Eve eve gelecek. Siz yakın mahallenizdekine gidip bu sistemi yeniden hayata geçireceğiz biz geri sistemi var. Eve gelen doktorlar var bu. Yani eve doktor getiremezsiniz. Parayı verirseniz gelir. Biz sağlık sistemini ücretsiz hale getireceğiz. Ücretsiz. Para, hasta, doktor ilişkisini keseceğiz. Doktorun parasını devlet verir. Muayenehanesi varsa eskiden muayenehanedeki doktora siz direkt para veremezdiniz. Ne koparsanız gönlünüzde sekreterine birazcık para verirsiniz. Kimse de para pazarlığı yapmazdı. Doktorluk mesleği de onurluydu. Yani doktorluk mesleği birbirine itibar eden doktorların, hastasına itibar eden doktorların, hastanın da Doktoruna saygı duyduğu bir sistem vardı. O sistemi tekrar geri getireceğiz biz. Peki, bu öğretmen ya. için de geçerli. Doktor için de geçerli. bunlar amme hizmetidir. Para doktor hasta ilişkisini kesmezseniz. Bu işin mahallede, gerekirse ilçede, gerekirse büyük şehirde halletmezseniz, hı hı. hasta sek zincirini kurmazsanız, koruyucu sağlık hizmetini de yaygınlaştırmazsanız hı hı. bu işin içinden çıkamazsınız. Peki. Eğer rant ve para düşünüyorsanız devlet eğer birilerine rant sağlıyorsa, hasta garantisi veriyorsa bu ne nasıl verirsin hasta garantisi böyle bir şey olabilir mi? Bakınız 5 yıldızlı hastaneniz var. Hasta garantili çalışıyor. Paranız yoksa, telefonun ucunda randevunuz yoksa gidemiyorsunuz. Faydalanamadığınız bir hizmet. Köprüler kuruyorlar. 5 yıldızlı milyar dolarlık üstünden geçemiyorsunuz pahalı. Yani, Paraya endeksli sistemler bunlar yani, amme hizmeti olmaktan ki, çıkmış. Sağlık sistemi ranta dayalı bir sistem haline gelmiş. Ücretsiz olacak, ücretsiz ulaşılabilir olacak. 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 Tabii ki. Ee, ve bu ulaşılabilirliği biz e, üç kademeli sağlık sistemini yeniden hayata geçirerek yapacağız diyorsunuz. Kesinlikle. Bakın bir ülkede, Peki, bir ülkede ya, sağlık zaman, ve eğitim sistemi ücretsiz olmak. Kesinlikle sosyal gidin. Almanya'da paranızla tedavi olamazsınız. Ee, Sigortanızla Sayınız, olamazsınız. Sayın Öz, Almanya'ya gidemiyoruz. E, eğitimde para alınmaz. Özel kolej diye bir şey yoktur. Böyle bir şeyler olmaz. Şu Devlet alacak bu hizmeti 5 yıldızlı olarak verecek. neler yapabiliriz? Çok özür dileyerek sözünüzü de kesmek istemem ama biraz daha hızlanmak mecburiyetindeyiz. Sadece sizin söylediklerinizi özetleyerek projelerinizi net olarak ortaya koymaya çalışıyorum. Siz sağlık alanında bunları yapacağız. Sağlık hoca dediniz. Sağlık evi, Aha. semt poliklini, ilçe Devlet Hastanesi Büyükşehir Araştırma Hastanesi sistemi yeniden kurulacak. Peki, Hasta Zek zinciri kurulacak. Bunu yapacağız. Eskiden kuyruk vardı ama kuyruğun sonunda sabah kuyruğa girersiniz öğlene kadar muayene olurdunuz. Evet. Şimdi evde kuyruğa sokuyorlar randevu alamıyorsun. Böyle bir sistem olmaz. Bir Peki. de paranız yoksa parası olan için iyi. Yani parası olan için eğitim de güzel, sağlık da güzel. İstediğiniz özel hastaneye gidiyorsunuz bastırıyorsunuz parayı Hı -hı. ama toplumun yüzde %80'i neredeyse 78'i yaptığımız açlık ve ee, yoksulluk sınırının altında %78'i yaşıyor toplumun. Hı hı. Bunlar bu sistemi devletten almak zorundalar. Ücretsiz vereceksin. Evet, devlet dediği de, muktedir bir güçtür ya da hiçtir. biraz devlet olunmaz. Konuşurken de sevgili izleyenler dikkat ettiğiniz gibi Sayın Vejdet Öz rakamlara da son derece hakim. Ee, benim herhangi bir rakam vermeme, herhangi bir soru sormama da fırsat vermiyor. Ee, çünkü rakamlar üzerinde devletin içerisinden gelen bürokrat kimlikli biri olarak e, rakamları son derece e, dinç bir hafızayla da bize söylüyor e, pekala artık gelelim 3. kısma vatandaşın önemli bir kısmının yıllardır beklediği sosyal medyada çok büyük e, açıklamaların yapıldığı, beklentilerin olduğu emeklilikte yaşa takılanlar evet EYT'liler EYT'lilerle ilgili soruya gelelim emeklilikte yaşa takılanların emekli olabilmeleri için belirlenen gün başlama tarihi hangisi? Yani bu konu o kadar rahatsız ediyor ki beni Aslı Hanım. Yani sadaka veriyor devlet. Kendi vatandaşına sadaka veriyor. O harcama kalemleri var, israf kalemleri. Aha. Bir tanesini, bir tanesini gözünü kapatıp EYT'lilere verse bu iş bitecek. Bakın biz iktidarda olsak, iktidarda olsak bugün EYT'lilerin birkaç saatlik işi vardır. Biter. Bir, diye bir tane EYT Birkaç saatte çözeriz diyorsunuz. Tabii yani ne olacak? Peki asıl merak ettiğim şey şu. Şimdi tarihi siz aşağı yukarı biliyorsunuzdur. 99, 2000, 2001, 2002 hangisi? Yani bizim 90'lı yıllardan itibaren geliyor. E, 2000'li yıllardan itibaren de bu sorun haline gelmeye başladı. Evet bu yüzden evet, 99 evet. öncesinden Tabii, 99 dönülecek. Önce. Şimdi bu problem eskiye dayanıyor. Eskiye dayanıyor. E, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın e, sıkı çalışma yapması lazım. Biliyorsunuz Türkiye e, çok kritik bir süreçten geçiyor. Önemli bir süreçten geçiyor. Toplumsal sorunlar bunlar. Sosyo hı. Sosyolojik sorunlar. Bunlardan hı hı. en önemlisi emeklilikte yaşa takılanlar. Evet. Bunların sorunları, bunların sorunları bir seçim rüşvetine dönüşmüş durumda çözüm. Böyle olmamak zorundaydı. Bakın kaç senedir bunların dernekleri var. Ee, bakanlık kapılarında ömrünü tüketti 10 senedir, 15 Partileri senedir. Partileri bile şu. var. Partileri bile var. Dolayısıyla bunlar bizi de aradılar. Ne yapacaksınız hı hı. diye. E ile ilgili e, şunu yapacağız, bunu yapacağız demeye gerek yok. Biz yarın iktidar olsak Eyetirlerin işi bakın yarın bir saatte çözülecek bir işte. Peki diyelim ki emekli oldu bu insanlar. Ya olacak gibi de görünüyorlar, belirli bir başlama şartı olması dışında. Emekli olduktan sonra ne yapacaklar? Yani aldıkları emekli bir şey maaşı değil, bir şey değil. Bir şey değil. Yetiş yetmeyecek. Şimdi ben bir üniversite hocasıyım aslında. Benim emekli maaşım şu anda, bunu yüreklilikle söylüyorum, gurur duyarak söylüyorum, devleti devleti de bu ayıp yeter diyerek söylüyorum. Ben yoksulluk sınırının altındayım aldı. Bütün üniversitedeki hocaların maaşları yoksulluk sınırının altında. Açlık sınırının açlık değil ama. Açlık sınırıyla açlık sınırına yakın olanlar da var. Statüsüne göre. Hı hı. Yoksulluk sınırına yakın olan, arada. O spektrumun arasında. Ama açlık ve yoksulluk sınırı arasındadır. Bir üniversite hocası yaşamını sürdürüyor. Bakın emekli maaşından bahsediyorum. Hı hı. Emekli maaşından bahsediyorum. Şimdi devletin en üst düzeyi işte emekli maaşını almış kişilerden bahsediyorum. İşte kaymakam Vali, keza öğretim üyesi evet. bunların maaşları, emeklilik maaşları yoksulluk sınırının altında. Şimdi EYT'liler emekli olsan olacak açlık sınırında. Biliyorsunuz asgari ücretler açlık sınırının altında. Evet. Asgari ücretliler. Bakın Türkiye'de 16 milyon, 16 milyon yoksulluk sınırının altında yaşayan insan var. Bakın 16 milyon. 50 milyon da açlık sınırının altında yaşıyor. 66-70 milyon. Bugün Türkiye'nin nüfusuna baktığınız zaman %78'i, %80'i açlık ve yoksulluk sınırının altında. Eğitimciler de bu kervana dair olacaklar. Hı. Yetmeyecek maaşları. Siz asgari ücretle neler alabilirsiniz? Söyler misiniz bana asgari ücretle? Kirada oturuyorsam mı, Bakınız, oturmuyorsam bugün mı? bugün kiralar, kirada oturuyorsanız. Kiralar en düşük kira, yani en yani beğenmediğiniz semtte 5-6 bin liradanmış. Bunun elektriği var, suyu var. Doğalgazı doğal var, var, bir sürü yol masrafı var, gidecek. Dört kişilik bir aileden bahsediyorum. Bakın dört kişilik bir aileyi geçindirecek para bu. Dört kişilik dört kişi. O dört kişilik aile kısmına geleceğim. Orada çok kötü bir e, kavram yanılgımız var. E, oradan devam edeceğiz ama öncesinde vatandaşa, EYT'liler emekli olduktan sonra çalışmaya sizce devam ederler mi etmezler mi diye sorduk. Cevabı tahmin edebiliyoruz ama vatandaşın ağzından duyalım. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini biliyorsunuz. Evet, evet. Bu düzenleme ile emekli olacak olanlar çalışmaya devam eder mi? Eder. Eder. Ede, eder. Yetmediğini düşünüyorum o yüzden. Yani geçim biraz zor olduğu için insanlar emekli olsa da şu an çalışıyorlar. Yani mecburen edecek çünkü emekli maaşıyla geçinmek çok zor. Ederler. Etmez de tabii ki. Peki. Neden? Çünkü durum ortada. Çok her şey pahalı. Sıkıntı. Etmeleri etmeleri gerekiyor. Bugünün şartlarında nasıl yaşayacaklar? Yani hepimizin etmesi gerekiyor da iş vermiyorlar. İş yok iş yok. Yani maddi manevi olarak sıkıntıya girebiliyoruz. Aldığımız para mali yetmiyor. etmiyor. Aslında emeklilik yüksek olursa çalışma gereği duymaz insanlar. Öyle düşünüyorum. %99. Neden? Çünkü ihtiyaç var. Çünkü bu enflasyonda insanlar Yalnız emekli maaşı ben emekliyim. Ben emekli maaşıyla mümkün değil. Yani bir tane kredi kartım bile ödeyemem. Mümkün değil. etmezler çünkü insanlar zaten senelerde çalışıyor yani yorulmuşlardır. Emeklilik sistem geçtiğinde de illaki insanlar dinlenmek ister. Zaten günümüz şartlarında insanlar tek bir işle de yetinmedikleri için sürekli çalışıp çalışıp sadece ekonomik işte evini geçindirmeye çalışıyor. Adam emekli olunca tabii evinde oturmak biraz dinlenmek. Evet cevapları tahmin ediyorduk. Tabii ki çalışmaya devam ederler. Etmemeleri gerekir artık dinlenmek haklarıdır ama mecburen devam ederler. Cevaplarını bizzat vatandaşın ağzından duyduk sevgili izleyenler. Biraz sonra da Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Özden bu durumla ilgili çözüm önerilerine ve bunun aslında sosyal ve ekonomik sonuçlarını konuşacağız kısa bir aranın ardından. Sevgili izleyenler kısa bir aranın ardından seçmen ve seçileni buluşturan program ortak paydaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aranın hemen öncesinde vatandaşa sormuştuk. EYT düzenlemesi sonrasında emekli olacak olanlar çalışır mı diye aldığımız cevap tabii ki çalışır mevcut ekonomik koşullar altında olmuştu. Şimdi ben de konuğumuza soruyorum. Ee, Sayın Öz EYT düzenlemesi ne getirecek? Bu vatandaşlar emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalacaklarına göre siz iktidara geldiğiniz zaman çalışmamaları ya da çalışmaları iyi bir şey mi çalışmaya devam mı etsinler yoksa çalışmasınlar artık emekliliklerini yaşasınlar. Bu da bütçeye şu kadar sadece yük getirir biz de bunu karşılarız şeklinde projeleriniz var mı? EYT'liler de diğer emekliler gibi bizler gibi onlar da yoksulluk ve açlık mücadelesi kervanına katılacaklar. Gelişmiş ülkelerde Almanya'da Fransa'da, İsviçre'de İngiltere'de bir emekli emekli olmadan kısa bir süre önce 3 yıllık seyahat planını yapar. Aldığı emekli maaşı biz eskiden emekli maaşı alındığı zaman bir ev alınırdı. Giderdiniz emlak konuttan bir ev alınırdı emekli maaşınızla. Hatta biraz daha fazla olanlar vardı araba da alırdı. İki anahtar verilirdi. Emekli maaşı o kadar yüksekti. Avrupa standartlarındaydı bizim dönemimizde. Şimdi emekli ikramiyesi dediğimiz komik bir ikramiye Maaş da aşılık sınırına yakın. Mecburen ikinci işte, mecburen üçüncü işte çalışacaklar. Biz de bu mağduriyeti gidermek için, Nasıl? Avrupa standartlarında bir ülkeyi kurabilmek için, bakınız Türkiye'de rant kanalını, kara delikleri kapatın, Türkiye kendiliğinden bu havuzu toplamaya başlar. Biz bunu yaşadık, milli ekonomiyi kurmuştuk. Bizim dönemimizde biliyorsun devlet planlama teşkilatı vardı. Hı hı. Devlet planlama teşkilatını niye kapadılar? Gerek yok planlamaya. Planlamayı rantiye çevreleri yapsın diye, devlet planlamasın, rantiye planlasın diye. Yeter Devletin kontrolünü çıkardılar. Bizim dönemimizde planlama vardı. Tasarruf vardı. Yatırım vardı. İsraf yoktu. Yerli malı vardı hatırlarsınız. Hı hı. Üretim ekonomisi vardı. Şimdi ne var? Rant ekonomisi, tüketim ekonomisi, israf ekonomisi var. Miras yedi ekonomisi var. Miras yediciler çoğaldı biliyorsunuz. Mevcut cumhuriyetin kazanılmanı sattılar ve ranta dayalı yerlere aktardılar ve ne yapılırsa devlet hizmet adı altında rant imal ediyor ve bu hizmet diye dayatıyor. Ve her taşın altında rant var. Her gördüğünüz uzaktan kavanozun içine şeker koymuşlar, vatandaşa yalatıyorlar. Ee, içindeki Onun adına da EYT mi diyorlar? Kendileri yiyorlar. Böyle bir israf ekonomisinin, böyle bir saltanat ekonomisinin artık adına saltanat diyebiliriz planlamanın olmadığı, bu programın olmadığı biz Allah nasip ederse geleceğiz ve bu saltanat düzenini yıkacağız. Bak söylüyorum. Türkiye Türgev'le işte bir sürü Türken'le, Ensar'la, vakıflarla anılıyor biliyorsunuz. Yolsuzluklarla, para aktarmalarla, Amerika'ya para kaçırmalarla anılıyor. Bu hepsinin peşi takip edilecek, bulunacak. Bu kayıpların önüne geçin. Delikleri tıkayın. Rantın, israfın önüne geçin bu havuz kendiliğinden su toplamaya başlar. Peki o havuzdan emekliler hazinenin, yararlanacak mı? Yararlanacak. Bakın hazinenin, hazinede biliyorsunuz 100 milyar dolar para şu anda içeride. Eksi bakiyede. 128 milyar dolar kayıp. Mültecilere, sığınmacılara 84 milyar dolar para harcandı. Bakın 84 milyar. Bunları topladığınız zaman, bakın bunları toplayın. Bu paraları yok olmamış kabul edin. Geri getirin, buharlaşmamış. Hazineye bir anda sokun. Vallahi billahi yemin ediyorum yoksulluk sınırını, bırakın açlık sınırının altını, yoksulluk sınırının altında kimse kalmaz. Yani rantı, sermayeyi menfaati halka dağıtın. Bu Jacobin ruhudur. Hani Fransız Jacobin vardır, meşhur biliyorsunuz. Zengini alıp Aha. fakire verir. Biz zenginden almaktan çok soyguncudan alıp fakire, halka yeniden dağıtacağız delikleri tıkayacağız. Bunu biz çok iyi biliyoruz. Bakın, geçmişte tecrübeli bir partinin eski bir müsteşarı olarak konuşuyorum, bürokrat olarak konuşuyorum. Geçmiş dönemlerde bürokratlık yapmış Plan bütçe komisyonlarına gitmiş, o gün biliyorsunuz o dönemlerde bakanlığın temsilcilere gider. Mecliste plan bütçe komisyonlarında bütçeyi görüşür. Bütçe toplantılarına katılmış birisi olarak söylüyorum. Bir yıl sonunun bütçesini Sağlık Bakanlığı bilirdi. Bana şu kadar para gelecek, eğitim bütçesi belliydi bu kadar gelecek, yatırımlar ona göre yapılırdı. Şimdi afaki, günübirlik politikalara göre, sabah kalktı, ne dedi Cumhurbaşkanı? Millet yeni bir dünyaya uyanıyor. Böyle bir düzen olmaz. Planlamasız bir düzen olmaz. Devlet planlama teşkilatını kuracağız. Bakınız bunun çok müthiş bir sosyoekonomik çöküntüsü olmuş. Bazı rakamlar vermek istiyorum <laughs> size. Bakın bizim dönemimizde üretim ekonomisi vardı. Bunlar da tüketim, israf ekonomisi, borç ekonomisi kuruldu biliyorsunuz. Yurt dışından borç al, ne var ne yok sat, paraları kara deliğe boşalt, rant kanallarına akıt ve bu milletin gelirinden gidiyor. Yani bizi soyuyorlar. Bizi soyuyorlar, emekliyi soyuyorlar, işçiyi soyuyorlar, memuru soyuyorlar, sanayiciyi soyuyorlar, iş adamını soyuyorlar. Biz durmadan vergi ödüyoruz. Bizim vergilerimiz kara deliklere gidiyor. Yurt dışından aldıkları paralara geleceğimiz ipotek altına sokularak o paralar da kara deliklere gidiyor. Çok az bir miktarı borcu borçla kapatıyoruz. Şu anda borcumuz ana paradan daha yüksek hale geldi. 454 milyar dolar dış borcumuz var. Ticaret şimdi dış ticaret açım çok yüksek. İthalata yüklenmişiz, üretimi yerle yeksan etmişiz ve dolayısıyla ne memurumuza para ödeyebiliyoruz, ne işçimize, ne emeklimize para ödeyebiliyoruz. Ve ne çiftçimize, ne köylümüze, ne hayvancılığa destek var. Destek yapmak lazım biliyorsun. Yapamıyorlar bunu. Şimdi dediğim Sanayici gibi. iş adamı zor da. Sanayicinin iş adamının kredi aldı, kredi aldı. Yatırım yapacak, kredi alacak ki hı hı. sanayiyi büyütecek. Hı hı. Bu imkanlar kısıtlandı. Bakın bu derin çöküş sonucu. Hı. AKP iktidarı boyunca 21 yıl içerisinde 62 bin kişiyi intihar etmiş. Bunların çoğu ben tıp hocası olarak söylüyorum. Sosyoekonomik bunalımdan dolayı onur intiharları bunların çoğu. 62 bin kişi intihar etmiş. 250 bin kişi, bin aile bak 250 bin aile 2 milyon pardon 2 milyon 500 bin aile Boşanma yolunda ya dava açmış ya boşanmış biliyorsun aynı icra daireleri gibi boşanma davaları da en yüksek davalardan hı hı. icra davaları gibi. 2 milyon 500 bin kişi ki bu Türkiye nüfusunda aileden bahsediyoruz boşanan 21 yıl içerisinde dosyası daha bitmemiş olanlar var boşanmış olanlar var. 200 bin kişi tutuklu ve hükümlü olarak cezaevlerine girmiş. Aha. Bir aralar biliyorsunuz cezaevlerinde üst üste alt alta Aha. yatıyordu insanlar. Yerlerde yatıyordu, sürünüyordu. Bunların çoğu da borcu yüzünden işte cinnet geçirmiş, intiharlara bulaşmış, cinayetlere bulaşmış, suça bulaşmış kişiler. 23,5 milyon üzerinde icra dosyası açılmış şu anda görüşmeyi bekliyor. Bu ülke nüfusuna oranladığımız evet, zaman çalışan nüfusun tamamı demek. Kredi kartı borcundan gitmiş, bir başka borçlardan gitmiş. Şimdi 5 milyona yakın bir işsizler ordusu var Türkiye'de. Bir de mültecilerle beraber bir 5 milyon da bunun üstüne geldi. Onlardan 10 milyona yakın işsizler ordusu. Eğer insanlar çalışmıyorsa geçinecek paraları yoksa açsa her türlü kriminal yollarda açıktır. Şöyle şu yapalım akar. Sayın Öz çok özür diliyorum ee, şimdi konumuz EYT emeklilikte yaşa takılanlar emekli olacaklar. Dediniz ki emekli maaşları oldukça düşük yoksulluk sınırının altına, açlık sınırının altında olacak olanlar var. Bunlar da geçinemeyecekler kervanına aktarılacak. Siz iktidarda olsaydınız ve şu anki duruma kıyasla e, şu an bir e, ortalama Emekli ne kadar alıyor? Siz iktidarda olsaydınız sizin hesaplamanıza göre bir emekli ne kadar alırdı? Her bir emekli, en düşük emekli maaşı biz geldiğimiz zaman 20 milyon civarı olacak. 20 bin lira. 20 bin lira, bin lira civarı emekli 20 maaşı. 20 e çalışan maaşları ne olacak o zaman? Çalışan maaşı da artacak. Bugün bin lira para değil ki aslanım bakın. Evet. Bin lira, bin beş yüz lira bir depo benzin parası. 1500 lira büyük Hı. para değil ki. Yani 20 kere benzin 20 bin lira depara. emekli parasını. Yani e, 20 bin lira büyük para değil. Kaynağını buldunuz. Kaynağı var. Kaynağı var tabii ki. Kaynak var. Yani devletin kaynağı tükenir mi? Tamam. Devlet istediğim... kanalı rant kanalına döşemiş. Bütün hortumlar ranta bağlı. Sökeceğiz. Bunları vatandaşın e, menfaatine bağlayacağız. Peki. Bağladığınız an... Bu maaşlar yükselir. Bir de 3600 prim günü var. Ee, 3600 prim günü de sizde de 3600 e, olacak 3600 ek mı? göstergeye tabii ki. Tabii. Yok ek göstergeden bahsetmiyorum. Primi de, primi, prim günü. Tabii onu hı. ödeteceğiz. Bir göstergeleri de düzelteceğiz. Hı. Bakın bu ek göstergelerde de adaletsizlikler var. 3600 prim gününü mahsup edeceğiz. Hı hı. Ama bakın bunlar ufak hesaplar. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Ama vatandaş şimdi bu ufak hocam, hesaplar sonucu şimdi yaşıyor. Şimdi e tutmuşlar. Kırtaylı sokuyorlar. Yani şeye mahkum etmişler. Muhanete muhtaç etmişler. Kapıda dilenciye çevirmişler. Yıllardır git gel, git gel, bakanlıklara git gel, dernekler kur, parti kur, işte ne yapacağını şaşırmış. Yani çıldırmak üzere hepsi. Hı hı. Yani yazık değil mi bu insanları? Sinir krizi içerisinde yaşatıyorsunuz. Sizler ballı börekle lüks Mercedeslerde saltanat sürüyorsunuz, konvoylarla. Yani bütün herkesin altında lüks arabalar, Peki. Biliyoruz, otobanlarda sağ şeritlerden sürekli, sürekli şey geçiyor, Çakarlı, lüks arabalar geçiyor, ışıldaklı arabalar geçiyor biliyorsunuz. Siz o paraları, o Audi'lere, o Mercedes'lere büyük lüks yatırım bunları aktaracağınızı. Siz da. yatırmayacaksınız, emekliye çalışana vereceksiniz. Lüks araçtan hepsini satsanız şu anda Türkiye'de. Bak bürokrasinin kullandığı, vallahi billahi iki sene bu emekle rahat edin. Devam edelim mi? çalışma standartına hazır girmişken, yaşam standartına hazır girmişken, yaşam standartımızın aslında bir de göstergesi kültürel hayatımıza bir bakalım. Kesinlikle. Sizce Kesinlikle. vatandaş hangi sıklıkla sinemaya gidiyor? Mümkün değil. Ya şimdi sosyal varlık olma şansını yitirdi ülkede yaşayan insanlar. Sosyal varlık değilseniz siz robot gibi yaşıyorsunuzdur. Bir de biat kültürüne de tabi ettiler sizi. Talimat verdikçe her gün televizyon açıyorsunuz. Bizimle ilgili Acaba bugün kötü ne duyacağım diyeceksin. İyi bir şey yok. Duyma şansınız yok. Eve hapsedilmiş, evinde otur. İşine git. Aldığın parayla geçineme. Kıt kanaat yaşa. Sosyal hayatın bitsin ki sosyal olan varlık kültürel yaşama vakit ayırır ve sosyalleşmesini artırır. Enselentelektüel sosyal yetişini artırır. Kültür geçmişteki kültürümüzle yozlaştı. Yani bir Türk, Türk kültürü vardır. Anadolu medeniyetleri vardır, kültür vardır, geleneklerimiz vardır. Artık geleneklerine, kültürüne göre yaşayan bir toplum değiliz. Size ben soruyorum. En son komşu ziyaretine ne zaman gittiniz? Komşu ziyareti yapan yok. Komşusunu ziyaret ettiği bir kişi yok. Sinemaya giden yok, Makin tiyatroya yok. giden yok. Hafta sonu bir yere giden yok. Herkes ikinci işte, üçüncü işte çalışıyor. Kıt kanaat sokağa çıkmamak için hesap yaparak sokağa çıkmamak için azami gayreti gösteriyor. Yani kesinlikle yani sinemaya bir gitmelerine. Sosyal olmayan bir varlığın, ekonomisi iyi olmayan para bitti. Napolyon sormuş ne var ne yok cepheden gelene barut yok. O zaman bir şey konuşmaya gerek yok. Para, para, para. Her şeyin başı paradır. Ekonomik imkanı elinden alınmış bir kişinin. Kültürel, eğitimsel her türlü imkan elinden alınmıştır. Ne sağlığı iyidir, sağlıklı yaşar. Ne kültürlü yaşar, ne entelektüel yaşar, ne eğitimli yaşar. Çocuklarını eğitemiyor. Bugün eğitim parayla, sağlık parayla, ya bugün tiyatroya gittiğiniz zaman tiyatro rakamlarına haberiniz var mı? Dünyanın parası. Ama o tiyatroda ayakta kalabilmek için o rakam almak zorunda. Bugün 300 liralar, 500 liralar para olmaktan çıktı. Yani gittiğimiz zaman biz en büyük paramız 200 liradır. Ee, Avrupa'ya gidiyorum. Avrupa'da e, bıraktığım bahşiş daha büyük, 200 liradan. Yani şeye koyduğun e, garsona verdiğim bahşiş 200 liradan daha büyük. Yani en büyük paran garsona verilen bir bahşiş yurt dışında. O hale gelmiş. Arabanızın deposu. 1500 liraya 2000 liraya doluyor. Ekonomik nedenlerle vatandaş yani, ekonomik sinemaya tiyatroya gidemiyor para, diyorsunuz. Para, para. Ekonomi, zaten bakınız. Yani haftada bir, durumumuzdaki... ayda bir, yılda bir e, bunlardan seçseniz dedim ama siz mümkün değil. hiç Bakın, hiçbiri dediniz. sanım bir ülkede siyaset çok önemli. Siyasetin iş yapabilme kabiliyeti o toplumdaki huzur, güven ve istikrar duygusunun yegane teminatı. Peki olur. görelim bakalım siyasetin iş yapabilme kabiliyetini. Vatandaşa sorduk hangi sıklıkla sinemaya gidiyorsunuz dedik. Neler söylemişler? Bir senedir falan gitmiyorum. Eskiden giderdim yani, sürekli giderdim. Şimdi bir senedir? Evet, şu bir senedir falan gitmiyorum. Neden peki? Ekonomik mi, pandemi mi? Ee, ekonomik daha çok. Her şey çok pahalı şu an çünkü. Yani yazın genelde iki ayda bir, bir ayda bir, üç ayda bir. Ay en son gittim. Bayağı oldu zaman. Bayağı oldu çok öyle zor bir soru sordun ki eskiden haftada bir giderdi biliyor musunuz şimdi senede bir ya giderim ya gitmem artık televizyondan bekliyorum o şeyleri filmleri bir an önce televizyonda yayınlansan da izlesem diye öyle kötü duruma geldik ki bütün sosyal kültürel her şeyimiz çöp oldu ben hiç sinemaya gitmedim ama gitmek isterdim. E, haftada bir kere olmasını rica ederdim. Valla yılda ya bir en fazla iki. Sinemaya yılda bir kere o da çıktığında ya da üç yılda bir falan. Yaklaşık altı ayda bir falan gidiyorum. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenler vatandaşın yani sizlerin kültürel hayatına ayırdığı vakit oldukça kısıtlı. Ekonomik nedenler ve ekonomi nedeniyle ekstra çalışmak zorunda kalmak bir tarafa vatandaş kendine zaman ayırmıyor. Kendine zaman ayırmayan vatandaş için ne tür projeleriniz var? Siz ne yapacaksınız da bu insanlar sinemaya, tiyatroya, operaya ya da en azından pikniğe gidecek? Ekonomik durumunu iyileştirin bu millet yolunu bulmayabilir. Millete akıl vermeyeceğiz. Cebine parayı koydunuz mu o millet yolunu bulur. Cebine parayı nasıl koyacağız? Cebine parayı koyacağız. Bakın ilk yapacağımız iş ekonomi, ekonomi, ekonomi. Para. Hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Napolyon'un dediği gibi. Yani ilk önce para sorununu, ekonomisini insanların halletmek zorundasınız. Çoluğunun, çocuğunun, annesinin, babasının rızkını, yaşlısının rızkını temin etmek zorundasınız. Aç kalır çocuğunu yedirir, doyurur, hı hı. yaşlısını doyurur. Şu anda orta kuşak aç, gözü yaşlı, onuru kırılmış babaların ülkesi olduk. Gizli gizli mutfakta ağlayan annelerin ülkesi olduk. Okula gittiği zaman simit alamayan çocukların ülkesi olduk. Keşke bu günleri görmeseydim diyen yaşlıların ülkesi olduk. Aslanım işler acısı bir durum. Oturası ağlanası bir durum. Bakın bizleri farklı kılan vicdanımızmış. Biz geçmişte bunları gördük. Bizim de elbet kusurlarımız vardı. Bizler sebebiz bunlar sonuç. Biz o gaflet ve delalet içerisinde düşmeseydik şimdiki aklımız olsaydı diye eskiden televizyonda programlar oldu biliyorsun. Hı hı. Şu anda şimdiki aklım olsa ki inşallah vatandaş bize bu bizim şu tecrübemiz var biliyorsunuz. Tecrübesiz insan gelir yeni baştan yeni bir şey ne yaptığını bilmez bu yıkımı hızlandırır. Bakın bizlerin tecrübesi var. Ömrümüzün son çeyreğindeyiz. Ben ömrümüzün son çeyreğindeyim. Devlette de bu kadar görev yaptık ve benim arkadaşlarım da öyle. Eski bürokratları, eski hocaları topladık. Hep beraber çalışıyoruz. Harır olur, çocuklarımızı kurtaralım diye, kadınlarımızı, gençliğimizi kurtaralım diye uğraşıyoruz. Geleceğimizi kurtaralım diye. İlk önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidardan gitmesi lazım. Bu bir yıkım projesidir. Türkiye'nin başına musallat edilmiş bir yıkım projesidir açık söylüyorum size. Kendilerinde ikrar ettiği, FETÖ'yle yola çıkmış, FETÖ törenine binmiş, e milli görüşçülerin milli görüş gömleğini çıkartmış, FEDÖ gömleğini giymiş. Ne dediler? Yazık etmişiz 12 sene, 13 sene. Allah'tan af, milletten özür diliyoruz. Ne istediler de vermedik. Ben diyorum ne istediler de verdiniz. Bu ülkeyi nasıl yıktınız? Bunların cevabını verecekler. Bugün bunun hesabını soracağız ama hesabını sorarken kalkınma projelerimizle beraber duruma el koyacağız. Bir doktor hassasiyeti içerisinde bu hastalığı teşhis ettik. El koyacağız. Tedavisini çok iyi biliyoruz. Çünkü biz daha önce ülkeyi yönettik. Hı hı. Biz yönetmeyi biliyoruz. Yeniden yönetmeyi öğreneceklerle bu ülke kalkınmaz. Pekala Tecrübeli kişileri getireceksiniz. Bizlere... Tecrübemiz var. Ekonomiyi var. biz düzelttiğimiz zaman vatandaş ne da kendine vakit kalır. ayıracak. Herkesi standart eşitlik ilkesine göre, vatandaşlık hı hı. ilkesine göre devletin görevi, asli görevi vatandaşlık ilkesi üzerinden herkese eşit muamele yapmak, hizmeti eşit sunmaktır. Ne dil, din, ırk, mezhep gözetmek gözetmeksizin bunu Allah nasip ederse yapacağız. Bunun adı da Atatürk milliyetçiliğidir. Bakınız ben annesi Alevi, babası Sünni olan bir ailenin ortalama bir çocuğuyum. Bize Ali'nin adaleti öğretildi. Ali'nin adaleti Ali getireceğiz. getireceğiz Annemiz yetiştirdi bizi. Biz Atatürkçüyüz. Namuslu insanlarız. Bu ülkeye sahip çıkacağız sonuna kadar. Hedale. Çok üzülüyorum. Pekala ee, Sayın Öz son sorumuza da geçelim çünkü süremiz bitmek üzere. Ee, 25 Kasım bildiğiniz gibi kadına yönelik şiddetle mücadele yeah, günüydü. Yeah, yeah. Ee, ve kadına yönelik şiddet e, eskisini de bilirsiniz, bugün de, bugünü de bugünü bilirsiniz. Kendimize yönelik öz eleştirimizin çok ağır olması gereken bir konu. Ee, bununla ilgili vatandaşa göre... Kadın hakları ile ilgili çözülmeseyken en önemli sorun hangisidir? Şeklinde soracağım. O soruyu cevaplandırmadan önce Atatürk'ün öngörüsüne, o muazzam zekasının önünde saygıyla yeriyorum. Tabii ki her konuda. Bakın İslam devleti adı altında dinimiz modern bir dindir. Hı hı. Medeni bir dindir. Kadının özel bir yeri vardır Kur'an-ı Kerim'de. Ben tefsir derslerine gittim, okuduğum için biliyorum. Onların Bunların dini bizim dinimiz değil. Böyle düşünenlerin dini kadına zulmeden, çocuğa zulmeden, sübyana e göz diken, haram yiyen din bizim dinimiz değildir. Bizim dinimiz Allah'ın hakiki dini, Atatürk'ün kurduğu Türkiye'nin dinidir. Layık, sosyal bir hukuk devletinin dinidir. Cumhuriyet Türkiye'sinin dinidir. Bakın Atatürk'ü burada saygılay, yad ediyoruz aha, tekrar tekrar. Aha. Neden? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmiş kalını. ilk defa Avrupa'da bile Roma'nın kalıntıları, eski aha. bağnaz, barbar Avrupa hala barbar geleneğini sürdürürken ilk defa dünyada modernizmi getirmiştir. Kadın haklarını meclise getirmiştir. Kadına iade etmiştir hayatını. Yani o barbar, bağnaz, Müslümanım geçinen Orta Doğu zihniyetinden, Orta Doğu o zihniyetiyle beraber aynı paralelde olan Orta Çağ zihniyetinden, o kadını o batıklıktan çıkartmış, iade itibar etmiştir. Mecliste. Fakat biz ne yapmışız? Böyle bir cumhuriyeti bize armağan etmiş Atatürk. FETÖ başta olmak üzere bir sürü tarikatları kurmak suretiyle Türkiye'de yeniden kadın o karanlığa geri itmişiz. Çocuğuyla beraber, sübyanıyla beraber, genç kızlarıyla beraber o bataklığa sürüklemişiz. Peki bugün kadınla ilgili en önemli sorun, çözülmesi gereken çok acil olan sorun nedir? Bakın program kitapçığımızdan size okuyacağım. Çünkü kadın önemli olduğu için motomot okumak istiyorum size. Motomot okumak istiyorum. Özetle Bizim için bize. bakın bu adalet programımızın hı hı. içerisine dahil. Çünkü hukuk bunu çabuk okuyayım ki. Yani bununla okay. kapatalım programımızı. Kadın hakları ile ilgili, inanç özgürlüğü ile ilgili çalışmalarımız var. Gençlikle ilgili. Bunlara zaman yetmeyecek. Kadın hakları en hassas olduğumuz konulardan bir tanesi. Annemizdir. Bacımızdır. Ablamızdır. Annemiz, dinemizdir. Kadın çok önemlidir. Atatürk'ü doğuran annedir. Böyle bir dahi doğuran annedir. Onun için kadınlar bizim için çok önemli. Kamuda, siyasette, demokratik kitle örgütlerinde yargıda, üniversitelerde kadın erkek eşitliğinin sağlanması bakımından eşit temsili bir vatandaşlık hakkıyla güvence altına alacağız. Parite yasasını çıkaracağız. Parite ne demek? Eşitlik. Eşitlik. Eş vatandaş. Yani bu ne demek? Bir ayakkabı iki çift düşün. Ayakkabının bir tanesi olmadan öteki işe yarar mı? Bir ayağınız çıplak kalır. Tamamlayıcı unsurdur, eştir. Çifttir. Çifttir. Birbirini tamamlayıcısıdır. Bu eşit Pariyete yasasını çıkaracağız. Anayasa zemini oturtarak yürürlüğe bir daha da bozulmamak üzere ağır cezalarla sokacağız. Yani kadını bu anayasa kutsayacak. Bu madde parite yasası kutsayacak. Kadına şiddete durdurmak için eğitim sisteminde kadın erkek ve vatandaşlık dersi koyacağız. Yurttaşlık bilincinde bunu yerleşecek. İlkokulda. Eskiden biliyorsunuz yurttaşlık bilgisi, hayat bilgisi, evet. aile bilgisi dersleri vardı. Bunlar öğretilirdi. Türk ceza kanunu ve infaz yasasında yapılacak düzenlemelerle cinsiyete dayalı şiddet eğlenmenin nefret suçu kabul ederek ceza infazında indirim, şartlı salıvermeme, zaman aşımı olmaksızın tecrit dahil en ağır cezaları öngöreceğiz. Uh -huh. Yani kadına yapılan şiddet Türkiye'deki en ağır cezalardan bir tanesi olacak. Affı mümkün olmayan. Kadına şiddet eğlenmelerini engellemekte ihtimali olan kamu görevlileri hakkında, onlar da engelliyorlar, tazminat ve görevden sürekli uzaklaştır, uzaklaştırmaya varan yaptırımlar uygulayacağız. Kadına ve çocuğa yönelik taciz ve tecavüz suçlarından mahkum olanların hükümlerin nüfus kaydına işlenmesi ile sicillerini bozacağız onların. Hı hı. İle evlilik başvurunda bulunmalarını engelleyecek, evlilik başvurusu yapamayacaklar. Psikiyatristlerden oluşan kurul raporu olmaksızın evlenmelerine izin vermeyeceğiz. Ayrıca bu kişilerin çocukları için ev ortamında sosyal hizmet birimleri tarafından rutin kontroller yapacağız. Taciz edeceğiz onları. Doğduğuna pişman edeceğiz. 18 yaş altında ve mecbur öğrenim kurullarını bitirmemiş kız çocuklarının aile izni dahi olsa evlendirilmeleri yasaklanacaktır. Kesinlikle yasaklanacak. Bir kere kız çocuklarımızın eğitimine, yetiştirilmesine çok önem veriyoruz. Çok önemli, çok önemli bu. Bürotübü iş yerlerinde çalışan annelerin çocukları, işin İşveren tarafından dört çocuğa en az bir bakıcı olmak ve giderlerinin yarısının devlet tarafından karşılanacağı ortak bakıcılık istihdamını sistemini zorunlu hale getirecekler. İş yerlerinde çalışmalarını da kolaylaştıracağız. Önünü açılacağız. Ailesi yoksulluk sınırının altındaki kız çocuklarına yılda bir kere olmak üzere her yıl yüksek öğrenime kadar 2000 TL yüksek öğrenim sürecinde ise 3000 TL teşvik bedeli vereceğiz. Çok önemli bu para onlar Aha. için. Bu tabii enflasyona göre artıracak, artıracağız. Ev kadınlarına geçmişe dönük olarak hizmet borçlanması ve dolayısıyla emekliliğin imkanı sağlanacak. Çünkü hayatı boyunca mahkus kaderine mahkum edilmiş, evde oturmuş, çalışamamış, emekliliği hak edecek bir şeysi yok. Biz onlara sen yani emeklilik hakkı vereceğiz. Hayatları kurtulsun diye. Bir defa bu nesli kurtarmamız lazım. Ondan sonraki nesil yolunu mutlaka bulur. Son madde olarak da Boşlandıkları döneme ilişkin toplu ödemelerde devlet bankalarınca kendilerine bağlanacak emekli aylığından sübvanse edebilecekleri ölçüde düşük faizli ve uzun vadeli kredi tahsis yöntemiyle ev kadınları da sisteme dahil edilmiş olacaktır. Ev kadınlığını bir iş kolu haline getireceğiz. Pekala. Çocuk Ağzını yetiştiriyor. Sağlam. Evin her türlü bakımını yapıyor, yemek yapıyor, ahçıdan, çocuk bakıcısından, bir eğitmenden nesi eksik? Komplike yetişmiş, yaratılıştan yetişmiş bunları bilen bir Aynen. İnsandan bahsediyoruz, bir ferttan bahsediyoruz. Daha bu bizim çok özet. Bu programımız özet Peki. bir program. Özet. Bunu getirdim daha detayları var. Özet geçtiğiniz için de teşekkür ederiz. Özeti de son derece kapsamlıydı zaten. Kadına yönelik şiddeti engelleyici gerçekten. Var Parmakla gösterilecek projeleriniz bu konuda var. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için de ayrıca teşekkür biz ediyorum. Teşekkür e, güzel bir yayın oldu. E, sevgili izleyenler, bizler biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu bölümde Adalet Partisi Genel Başkanı Vedat Özü konuk ettik. Toplumun sorunlarından bir kısmına değindik. Bunlarla ilgili projeleri nelerdir? Sizlerin takdirine sunduk. Ben deniz haftaya yeni bir konu ve yeni bir konukla karşınızda oluncaya dek. Hoşçakalın efendim.